Bu videoda sizlere büyük ihtimalle şaşıracağınız bir şey göstereceğim. Bunu ilk gördüğümde ben de oldukça şaşırmıştım. Ancak ilk önce videolarda yaptıklarımızı hatırlayalım. Uzay eksenlerinden bahsederken uzayın yalnızca bir boyutundan, yani hangi referans ekseninde olduğumuza bağlı olarak x ve x üssü boyutundan bahsetmiştik. Bunu da metre cinsinden ifade etmiştik. Ayrıca zamandan bahsederken ilk olarak zamanın temelde uzaydan farklı olduğu üzerinde durmuştuk. Bunun için de saniye olarak adlandırılan farklı bir birimden yararlanmıştık. Hatta bu olgu özel göreliliğin ortaya atıldığı 20. yüzyıldan çok öncesine dayanır. O dönemde de insanlar zamanın farklı olduğunu söylüyordu. Bu durumda zamanı saniye, dakika, saat ve gün gibi zaman birimleriyle ifade edebiliriz. Zamandan daha farklı olan uzaklığı ise santimetre, metre, kilometre, mil gibi birimlerle ifade edebiliriz. Ancak özel göreliğin ortaya çıktığı dönemde insanlar uzay ve zamanın mutlak olmadığının farkına varmaya başladı. Hatta günümüzde süreklilik içinde gerçekleşen olayların tamamı uzay zaman olarak adlandırılır. Dikkat edin, burada bahsettiğim şey uzay boşluk zaman gibi farklı şeyler değil, direkt uzay zaman hatta aradaki tire olmadan da yazabiliriz. Bu kavrama göre farklı yönlerin ikisi de uzay zaman sürekliliğine aittir. Peki bu ikisi temelde aynıysa neden uzay ve zaman için iki farklı birim kullanıyoruz? Örneğin şimdiye kadar yaptığımız örneklerde neden zaman içinde saniye, uzay içinde metre birimini kullandık? Bunu düzeltmek için t ekseni ve T üssü ekseni gibi ifadelerden kaçınarak yani bu değeri saniye cinsinden ifade etmek yerine bu ekseni C çarpı T üssü ekseni olarak adlandırabiliriz. Buna da C çarpı T ekseni diyelim ve yine buna da C çarpı T üssü ekseni diyelim. İşte insanların genellikle bu noktada kafası karışmaya başlıyor. Peki bu ne anlama geliyor? İlk olarak ışık hızının mutlak olduğunu biliyoruz. Aslında ışık hızı 2,9 gibi bir değer ama yaklaşık olarak saniyede 3 çarpı 10 üzeri 8 metre hıza eş değer diyebiliriz. Yani 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye aslında yaklaşık bir değer. Ama kolaylık açısından hep bu değer kullanılır. C çarpı zaman yaparken de şurası artık saniye cinsinden 1 saniye olmayacak. Onun yerine burayı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye ile çarpacağız. Saniyeler birbirini götürür ve zamanı metre cinsinden ifade edersek buranın 3 çarpı 10 üzeri 8 metreye denk geldiğini görürüz. Yani bu değeri 1 saniye olarak ifade etmek yerine 3 çarpı 10 üzeri 8 metre şeklinde yazabiliriz. Burası da eksi 3 çarpı 10 üzeri 8 metreye eşit olur. Bu iki noktada ct üssü ekseninde yer alır. Benzer şekilde buradaki 1 saniyeyi de 3 çarpı 10 üzeri 8 metre şeklinde ifade edebiliriz. Burası da eksi 3 çarpı 10 üzeri 8 metre olur. Bunun kulağa mantıksız geldiğinin farkındayım. Çünkü zamanın hep metreden farklı olduğunu düşünmüştük. Ancak uzay zaman açısından baktığımızda bu durum değişiyor. Aslında günlük hayatımız içerisinde uzay zaman olgusunu algılamamız pek de mümkün değil. Zaman akıp giden bir kavramı ifade ederken uzay üzerinde hakimiyetimizin olduğu ve farklı yönlerde ilerleyebileceğimiz bir alanı işaret eder. Uzayda farklı yönlerde daha rahat hareket ederken zaman daha çok bu boyuta doğru uzayıp gider. Ancak şu anda bu olaya uzay zaman açısından baktığımızdan ikisi için aynı birimleri kullanabiliriz. Daha iyi anlamanız için bu değeri 3 çarpı 10 üzeri 8 ışık metre olarak düşünebilirsiniz. Yani ışığın 3 çarpı 10 üzeri 8 metre yol alması için gereken zaman benzer şekilde değerleri hep alıştığımız zaman boyutundaki gibi bıraksaydık, buna 1 saniye derdik. Yine bu değeri 3 çarpı 10 üzeri 8 metre yerine 1 ışık saniye şeklinde ifade edebilirdik. Bu da ışığın 1 saniye içinde kat ettiği mesafeyi gösterirdi. Ancak bu yeni gösterdiğim yöntemde daha tutarlı birimler kullanıyoruz. Bir süreklilik olan uzay zamandaki farklı yönleri aynı birimlerle ölçüyoruz. Çünkü bunlar aslında farklı şeyler değiller. Bence bu daha pratik bir yöntem. Sizce? Bunun kafanızda oturması için biraz zaman gerektiğini biliyorum. Ama aslına bakarsanız gayet pratik bir yöntem. Özellikle de Minkowski uzay zamanı dediğimiz şey için güzel bir ölçü birimi bulmuş olduk. Çünkü bu sayede farklı boyutlardan bahsetsek bile ikisini de aynı birim cinsinden ifade edebiliriz. Bu videodan sonra bu kavram üzerine biraz düşünmenizi tavsiye ederim. Umarım bu kavram kafanızı çok karıştırmamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.